Herkese merhaba, ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Erkek arkadaşımla birlikte günlük vlog başlatmak istedik. Bugün ne yapalım onu bilmiyorum ama karnım aç, onu biliyorum sadece. Nereye gidelim yemek yeme? Güzel yemek yiyebileceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Aslında kafamda var bir yer ama ketçaba gidebilir miyiz? Evet, tamam. Ketçaba gidelim ama ne yememiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu konuda da şöyle bir düşüncem var. Yapay zekaya sorabiliriz bence. Güzel olabilir. Evet. Yani yiyeceğimiz şeye karar verirsek içeriğine de yapay zeka karar verebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde yapabiliriz o zaman. Bence de. Tamam mı? Gidelim o zaman. Mekanımız burası. Ketçap'a gireceğiz şimdi hemen. Bu arada konumu vesaire her şey çok iyi. Zaten aydınlıysanız burayı biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın en işlek caddelerinden birinde. Evet, şimdi ketçaba geldik. Umarım yapay zeka bize güzel içerikler verir ve güzel bir pizza yeriz. Zaten buranın pizzasını ve hamburgerini çok seviyorum. Mekanın girişi bu şekilde. Gerçekten buranın dizaynına bayılıyorum ya. Aydın'daysanız zaten kırmızı şemsiyeli mekanı bilmeyen yoktur. Şimdi kendimize oturacak bir yer seçeceğiz. Bence burası güzel. Geçelim oraya? Arka plan da bayağı güzelmiş. Buraya oturalım o zaman. Ben şöyle bir şey yapacağım. Yapay zekaya soralım. Öncelikle benimle Türkçe konuşmasını isteyeceğim. Hemen yazıyorum. Tamamdır. Şimdi yapay zekaya soruyorum. Bana 10 tane pizza malzemesi söylemesini isteyeceğim. Bize şimdi 10 tane pizza malzemesi saydı. Mozzarella peyniri, domates sosu, mantar, jambon, salam, biberoni, zeytin, soğan, yeşil biber ve ançez. Ben ançez yerine başka bir şey önermesini istiyorum. Bence de. Ben çok sevmiyorum çünkü onu. Ançez yerine başka bir şey önerebilir misin diye sordum. Rendelenmiş parmesan peyniri önerdi. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi şefle konuşmaya gideceğiz. Bakalım bize bu pizzayı yapabilecek mi? Hadi gidelim. Şimdi yapay zekaya ben pizza için 10 tane malzeme istedim. Bakabilir misiniz, bu pizzayı bize yapabilir misiniz? Bakalım. Mozzarella peyniri, domates sosu, mantar, jambon, salam, biberoni, zeytin, soğan, yeşil biber, ançöz ve parmesan vermişsiniz. Evet. Tabii ki de yaparız bunu. Çok teşekkür ederim. İsterseniz siz de mutfakta kalıp bizimle beraber yapabilirsiniz. Çok sevinirim, çok güzel olur. O zaman tüm aşamayı birlikte izlemiş oluruz. Malzemeler burada hazırlandı. Hepsi de açılmamış paketler. Tüm ürünler taze kullanılıyor. Şimdi pizzayı yapmaya başlıyoruz. Evet, Macar salonumuz. Tüm ürünlerimiz taze açılıyor. Jambon. Bahçıvanın rende mozzarellasını kullanıyoruz. İşte ön hazırlığı yaptık. Artık hamuru yoğurmaya geçebiliriz. Bu sırada da hızlı bir şekilde mutfak turu yapalım hazır mutfaktayken. Arka planı gerçekten çok merak ediyorum. Burada da hamburger ekmekleri var. Bence bayağı lezzetli duruyor. Baksanıza bayağı güzel kabarmış. Her gün taze olarak yapılıyor değil mi bunlar? Evet. Daha önce burada hamburger yemiştim ama ekmekleri hazır zannediyordum. Her gün bu şekilde taze olarak çıkarıyorlarmış. Evet, artık hamur açılma aşamasına dahil olduk. Mutfakta çalışmak nasıl? Ben de aslında gastronomi okumak istiyordum. Şimdi elimize bu hamuru alınca dünyayla bütün ilişkimiz kesiliyor mesela. Bütün sinirimiz, stresimiz, bütün hayattaki negatif enerjimiz bitiyor. Apayrı bir dünyanın içine giriş yapıyoruz. 9 yaşından beri bu mesleğin içindeyiz. En sevdiğim aşaması domates sosu. Gerçekten domates sosunun güzelleştirmediği hiçbir şey yok. Ve içinde taze fesleğen, pesto sos, taze sarımsak, şeker ve tuz var. Neden şeker ekleniyor peki? İçindeki domatesin mayoşluğunu alması için, güzel bir tat bırakması için. İçerideki ısıyı gördükten sonra biraz da karamelize olup konuk alması için. Bu arada arka plan seslerinden dolayı bazı bölümleri seslendirmeyle anlatmak zorunda kaldım. Mutfakta fanlar çalışıyor, vantilatör vesaire derken çok ses vardı. Peki şimdi ne yaptık? Hamurun üzerine yapay zekanın söylediği tüm malzemeleri sırayla ekledik. Ayrıca mutfaktaki işleyişi görmek de harikaydı. Yapılan yemeklerin temizliğini bilmek gönül rahatlığıyla yememe sebep oldu. Ketçapta yediklerimiz hep kaliteliydi zaten. Fakat bu kadar iyi olduğunu tahmin etmiyordum gerçekten. Şimdi malzemeleri kontrol edelim. Öncelikle bakalım eksik var mı? En sonunda soğan ve mantar girdi. Şu an eksik gözüküyor. Tüm malzemeler tamam.
Bu haliyle bile çok lezzetli ve renkli gözüküyor. Pizzayı hemen fırına verdik ve artık geriye sadece pişmesini beklemek kaldı. Şimdi mutfaktan çıktık. Pizzayı fırına verdiler. 3-4 dakikaya çıkıyormuş. Biz de onu bekliyoruz. Çıkış anını da çekeceğiz. Gerçekten mutfakta izlemek ayrı bir zevkti. Gastronomi okumak istiyordum zaten ama hayalde kaldı. Ben de bunu ikinci üniversite olarak aşçılıkla yapmaya çalışıyorum şu an ama tabii ki de bunun yerini asla hiçbir zaman tutmayacak. Olsun, şimdi içeride izlemek bile hayalimi bir şekilde bastırmış oldu. Çok da güzel bir şekilde anlattılar bence. Evet, pizza da çok bayağı güzel gözüküyordu. İştahım kabardı böyle. Yani şimdi onu bekliyoruz. Beklemek gerçekten çok zordu. Beklediğim sürede 3-4 dakika bu arada. Ama olsun, tadına bakmak için sabırsızlandım resmen. Bu arada çok kısa sürede pişti. Hamuru çıtır çıtır oldu. Son aşama olarak da servis edilmek üzere dilimlendi ve tabağa alındı. Yapay zekanın son ürünü olan parmesan rendesi de eklendi ve yemeğe hazır. Pizzamız hazır, şimdi servis yapılacak. Çok teşekkür ederim ben size. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Her zaman yapmaya hazırız. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet, yapay zekanın hazırladığı o mükemmel pizza geldi. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şef de harika hazırladı. Mutfakta bunu izlemek ve birlikte yapmak gerçekten çok güzeldi. Şimdi birlikte deneyelim. Ben elimle yiyeceğim direkt olarak böyle. Kibarlık yapmana gerek yok. Evet, kibarlık yapmaya hiç gerek yok. Ben direkt böyle yiyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Gerçekten çok güzel böyle. Hamuru vesaire, o kıtırlığı gerçekten çok güzeldi. Ben çok beğendim. Malzemelerin de birbiriyle uyumu çok güzeldi. Yapay zeka gerçekten çok güzel malzeme listesi vermiş. Ağzının tadını biliyor. Evet, tabii şefin de hakkını yemem. Gerçekten çok güzel yapmış. Zaten ketçaptaki yemekleri çok beğeniyorum. Pizzaları çok güzel, hamburgerleri çok güzel. Videoda da dediğim gibi bir sonrakinde hamburger denemek istiyorum aslında. Bakalım yapay zeka bize ne çıkaracak. Bakalım sen de tadını beğenecek misin? Bakalım. Bence çok lezzetli. Çıtırlığı olsun, malzemenin dolgunluğu olsun ve içinin bolluğu olsun bayağı lezzetliydi. Ama mekanda en çok dikkatimi çeken özelliklerden birisi de hangi malzemeyi sorsak hiçbir şekilde yok demediler. Bayağı hazırlıklı bir şekilde sürekli bütün malzemeler taze ve hazır bir şekilde bekliyor. Evet, bu en çok dikkatimi... paketli olması, evet. Yeni ve taze olması da çok hoşuma gitti benim. Ben bu kadar taze ve kaliteli ürünler kullanıldığını bilmiyordum. Aynı zamanda mutfağın temizliği de beni çok ciddi bir şekilde cezbetti. Ben her yerde yemek yiyebilen bir insan değilim. Onun üzerinden bence 10'luk bir performanstı. Daha deminki dediğin duruma gelirsek de hani dedin ya hamburger yerim diye. Bence diğer videoda bunu takipçilerin karar versin. Makarna mı, hamburger gelme. Malzemeleri de onlar seçebilir. Yapay böyle bir şey. Aynen. Yapay zeka ya da malzemeleri onlar da seçebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Yapabiliriz. Bence güzel olabilir. Evet, biz şimdi bu lezzetli pizzayı yemeye devam edeceğiz. Bu videoyu da burada bitirelim o zaman. Dilerseniz ikinci bir video çekebiliriz. Gerçekten çok güzel oldu. Artık video çekmeye devam edemeyeceğim. Hızlıca yemek istiyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mekanın adresini de açıklamaya bırakıyor olacağım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zaten Aydın'daysanız buraya mutlaka gelin. Gelmediyseniz hata yapmışsınızdır. Biz sürekli geliyoruz ve gerçekten çok memnunuz. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyette gitti vallahi. Bizim diyet yalan oldu zaten. Ama bence çok güzel, diyeti bozmaya değebilecek bir yemek.